bir millet öğreniyor. Yemen 1649 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yemen, Osmanlı toprağında yok artık. Yemen 1539 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. Hatta o zamanlar kahve Yemen'den gelirdi. Ama artık ülkemizden Yemen'e gidiyor. Mahmut Kofi'den. Alın. İçin öğrenin. Kahve Mahmut'tan gelir. Kahve Mahmut'tan gelir aman. Dünyanın tek 2000 watt blenderı. Silevs Limitless. Güç sizde artık. Silevs, Silevs. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Silevs'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize dolaşmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ege'deyiz, daha doğrusu Balıkesir, Bigadiş'teyiz. Efendim, beşincisi düzenlenen Et ve Süt Festivali'ndeyiz. Ve Süt Festivali birbirinden güzel oyunlarla, birbirinden güzel yarışmalarla başladı. Kişinin bir araya geldiği, o birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, pekiştirildiği bir platform aslında, bir mekan olmuş oluyor. Hem de biraz önceki konuşmamda da bahsettim. Balıkesir hem coğrafya olarak hem tarihi, turizm ve kültürel açıdan, tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri, en güzel illerinden bir tanesi. Bizim incimiz, Balıkesir'imizin 20 ilçesi arasında da Bigadiç yine birçok farklı özelliği içinde barındıran, termaliyle, turizmiyle, doğasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla birçok özelliği içerisinde barındıran bir ilçemiz. Gelişmekte olan bir ilçemiz, parlayan bir ilçemiz. Bu anlamda
bugün bir garajın farklı özelliklerinin, farklı tatlarının, farklı lezzetlerin hem tanıtımı anlamında hem de gösterilmesi anlamında güzel bir gün, güzel bir organizasyon. Sayın bu anlamda ben çok değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle hem Bigadicimize, hem Balıkesirimize, hem Türkiye'mize hizmet etmeye, farklı özelliklerimiz anlamında farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz diyorum. Tabii Köy TV'yi de, Anadolu Gezginleri ve Av TV'yi de izlemeye devam, değil mi? Evet, izlemeye devam. Çok teşekkür ediyoruz sizin emekleriniz ve sağlamış olduğunuz, tanıtımımız için sağlamış olduğunuz bu imkan vesilesiyle de televizyonunuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir organizasyon. Neler söyleyeceksiniz? Ben 5.'si düzenlenen Et ve Süt Festivali için bu etkinliğe katkı sağlayan Sayın Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Tarih, termal su, mor, turizm, hayvancılık, tarım merkezi olan Bigadiç'te insanlarımızla, hemşerilerimizle hep birlikteyiz. Bu Bigadiç'in tanıtımı için güzel bir etkinlik, fayda getireceğini umduğum bir etkinlik. Ben gerçekten çok mutluyum. İnşallah nice beşli, onlu yıllarda bu etkinlik artarak, gelişerek devam eder. Başkanlarımızı tebrik ediyorum ben. Çok güzel. Tüm sizler aracılığıyla hemşerilerimizin, ulaşabildiğimiz herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ve Ramazan'a da böyle güzel bir karşılama yapıyoruz. Ramazan ayı mağfiret ayı, Ramazan ayı kardeşlik ayı, paylaşma ayı. Bu vesileyle inşallah dostlukların artacağını, sevginin artacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını ve Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Köy TV ve Av TV'yi de izlemeye devam diyoruz. Evet, izlemeye devam. Köy TV'yi hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Geçtiğimize bu örfümüzü, adetimizi anlatmak, gencimiz, yeni yetişen neslimiz bu milli sporumuzu, atçılığı gayet güzel yaşasın. Ata sporumuzu bize yapmayı, yaşatmayı nasip etsin diyorum. Tarımın çok ileri olduğu bir ilçemiz. Biz burada senede böyle bir festival yapıp hemşehrilerimizin, Bigadicimizin alın terini, el emeğini teşhir etmek ve bu güzellikleri bütün ülkemize inşallah duyurmak istiyoruz. Bunda da bu sene sağ olsunlar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere sonsuz katkı verdi. Buradaki bu güzelliği ulusal noktada icra edip Balıkesir'imizin, Türkiye'yi doyuran il Balıkesir ve de parlayan yıldızı Bigadiç inşallah. Mübarek güzel bir Ramazan, arkasından da hep birlikte huzur içinde bayrama kavuşmayı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bigadiç Belediye Başkanımız 5 yıldır bu güzel festivali Bigadiç'in tamamına duyurdu. Bizler de buraya gelmekten zevk alıyoruz. Ailelerimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber. Karşılıklı sorumluluklarımız var. Şimdi karşılıklı sorumlulukları, Bigadiç Belediye Başkanımız bu organizasyonu yapmaktan sorumlu. Ben de ona destek vermekten sorumluyum. Ama Bigadiçlerinin sorumluluğu ne? Bir sonrakine evinize yatılı dışarıdan misafir davet ediyorsunuz. Madem Bigadiç'i, Balıkesir'i tanıtacağız, hepimiz karşılıklı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. 3 günlüğünüze, günlüğüne dünürlerinizi çağırın. Komşularınızı çağırın. Yazlıktaki tanıdıklarınızı çağırın. Bigadiçlileri çağırmayın. Onlar kendi evlerine kendileri gelsin. Burayı bilmeyen, tanımayanları çağırın. Sütümüzü, peynirimizi yedirin. Madenimizi, kaplıcanımızı gezdirin. Buraları bir gösterin. Sonra onlar desinler, biz burada bir ev alsak, biz burada emekli olunca gelsek, biz buradan şu meyveleri biz buradan alsak, ya helvası çok güzelmiş, bana gönderseniz, bana bir hesap numarası gönderseniz, ben oraya istediğim şeylerin siparişini versem desin. E-ticaret diye bir şey çıktı. Artık üretici direkt satıyor. Üreticilerle alacak, yiyecek insanlar burada buluşsa çok güzel olur. Biz sizden destek bekliyoruz.
halkın olmadığı, gönüllülerin olmadığı hiçbir organizasyon başarıya kavuştu. Yarım saat sürdü girişten buraya gelmemiz. Demek ki insanlarımız bunu benimsemiş. İsmail Başkanımız buraya bir millet parkı yaparak burayı sürekli güçlü yapmak istiyor. İnsanların gelmesini istiyor. Valimizle beraber, kaymakamımızla beraber bizim Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya geldiğinde İsmail Başkanıma ne kadar kredi istiyorsun tamamı? Ben kredi istemiyorum efendim, destek istiyorum dedi. Ben bu işi yapacağım, siz destek olursanız daha hızlı daha güzel yaparız dedi. Bakanımız da tam desteğini verdi. Allah nasip ederse bu senenin bitiminde tadilatlarına başlayıp ekimler, dikimler yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde dere kenarının genişletilerek sizlerin ve Balıkesir'den gelecek buradaki mesire alanında, millet parkında, üniversitemizde insanlara göstereceğiz. Bizim bir derdimiz var. Üniversitemizin yerleşkesini ana yolların üstüne yapmamış diyorlar. O zaman biz pratik adamız, bir gadici ana yol yapmamız lazım. Doğru mu? Yani insanlar üniversite arada dışarıda kalmış demesinler, bir gadicin yol üstünde desinler. Yani bir gadic meşhur olsun. Ama bunu biz sadece biz yapamayız. Biz uluslararası basını getireceğiz. Ulusal basını getireceğiz. Ama insan görmediğini bilmiyor. Sizler de evlerinizde misafir kabul etmeye var mısınız? Duyamadım, var mısınız? Evet, dışarıdan dünürlerinizi, tanıdıklarınızı, işte bu Mayıs'ın ilk güzel baharın başladığı, çimenlerin yeşerdiği. Bakın İsmail Başkan çiçek bahçesi gibi yapmış yolun etrafını, değil mi? Hepiniz bunların fotoğrafını çekin, sosyal medyaya atın, neresiymiş burası deyip insanlar merak edip gelsin. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün böyle bir ortamda birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştirilmesine olanak sağlayan böyle bir organizasyonda sizlerle birlikte olduğum için, bir bigadişli kardeşiniz olarak sizlerin aranızda olduğum için büyük bir onur duymaktayım. Bu anlamda duymuş olduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Balıkesir'imiz 20 ilçesiyle hem coğrafi konumu hem 20 ilçesinin tarihi ve turizm alanındaki güzellikleri, işte Türkiye'yi doyuran il olması hasebiyle tarım ve hayvancılık alanındaki ve madencilik alanındaki özellikleriyle Türkiye'nin parlayan bir yıldızı. Bigadicimiz de 20 ilçesinin içerisinde gerek termaliyle, gerek tarımıyla, gerek hayvancılığıyla, gerekse bu sımsıcacık insanıyla, misafirperverliğiyle en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bugün işte festivalimizin 5.'sini gerçekleştiriyoruz. Bigadic Et ve Süt Festivali'nin. Bu tür ortamlar, bu tür festivaller birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesinde, yöremiz insanının ve Türkiye insanının, Bigadic'e gelen misafirlerimizin Bigadic'in farklı özelliklerine, farklı yöresel lezzetlerine, farklı tatlarına hem tanıması hem de tanıtılması anlamında bize sunulmuş olan güzel fırsatlardan bir tanesi. Bu yıl 5.'si düzenleniyor. İnşallah çok değerli belediye başkanımızın emekleriyle bundan sonra da geleneksel hale getirilip daha nice 5'leri, 10'ları, 15'leri, 20'leri göreceğiz inşallah. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız da biraz önce bahsetti. Bu kadarı dedi, yeterli mi dedi? Değil tabii ki, bu kadarı yeterli değil. Çok değerli belediye başkanımız 5 yıllık görev süresi boyunca Bigadic'imizi birçok güzel hizmetle hem sosyal alanda hem kültürel alanda birçok güzel ve değerli hizmetle buluşturdu. Bundan sonraki projelerinde aslına bakarsanız bu geçtiğimiz süreçte sizlerle detaylı olarak paylaştı. İşte hemen şu alanımızın bitişiğinde bir millet bahçesi projemiz başladı. İnşallah en kısa süre içerisinde sizlerin yine hizmetine sunulacak bu
beraberlik ve birlik ortamının, bu bir arada olma kültürünün devamında bir paya sahip olacak, bir katkıda bulunacak. Bigad içimizin düzenlediği 5. Et ve Süt Festivali'nde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu güzel anı yaşatan başta Bigadiç Belediye Başkanımız İsmail Bey olmak üzere emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Beşincisi yapılan ve her biri bir öncekinden daha güzel, daha kalabalık, daha eğlenceli, daha çok farkındalık oluşturacak şekilde ortaya çıkartılan bu güzel festival, bu güzel insanlarla, bu güzel mekanda Türkiye'yi doyuran ilin kalbi olarak kabul edeceğimiz Bigadiç'imizde herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah büyüyerek yolumuza devam edeceğiz. Büyük düşünen bir başkanınız var. Büyük düşünen Büyükşehir Belediye Başkanınız var. Ve ilçe kaymakamı, devlet kurumları, valilik olarak da biz de bu büyük düşünen, halkına hizmet etmeyi kendine şeref sayan bu insanlarla birlikte Bigadiç'imize güzel şeyler yapılmasına vesile olacağız. Bu düşüncelerin arkasındayız. Tüm gücümüzle, devletin imkanlarıyla bu güzel projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki Bigadiç'imizin tanıtımı, bilinirliği arttığı oranda Bigadiç'in eti, sütü ve diğer tarımsal ürünleri Türkiye'nin her noktasında bilinir hale gelecek. Biz şundan eminiz Balıkesir olarak. Bu ülkedeki en kaliteli sütü, eti biz üretiyoruz. Bizim insanımız, bizim çiftçimiz üretiyor. Ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama tanıtımla ilgili bazı küçük eksikliklerimizi de inşallah tamamlayacağız. Eğer bu şehrin 50 çeşit peyniri var ve Ağrı'da, Mardin'de, Antalya'da, Konya'da Balıkesir'in şu peyniri diye söylenip satın alınmıyorsa bu eksikliği hep birlikte gidereceğiz. Hep birlikte gayret edeceğiz. Bu şehrin tanıtımı için, bu şehrin bu ürünlerinin tanıtımı için bu tür festivallere ihtiyacımız var. Ben bunu düşünen, hayat bulduran, başta başkanımız olmak üzere tüm ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, daha fazla vaktinizi almayacağım. Standları gezdim, gerçekten güzel şeylere şahit oldum. Jürimiz herhalde bakmaya gitti. Jürinin işi zor, birbirinden çok güzel kuzular, koçlar, buzağılar var. Nasıl seçecekler bilmiyorum ama gerçekten yarışmaya katılan o güzel hayvanlarımız arasından birinciler, üçüncüler belli olacak herhalde. Ben Ramazanınız mübarek olsun diyorum ve buradaki herkese şunu hatırlatmak istiyorum. Ramazan bizim yardımlaşma ayımız. Bireysel ibadetlerinizin yanında lütfen, lütfen fakir fukarayı unutmayınız. Türk milletinin en güzel hasleti olan yardımlaşma, komşusu aç iken tok uyumayan bu millet Ramazan ayında, özellikle Ramazan ayında komşularınızı hem ziyaret edin hem hakkı zaruret içerisinde olan komşularınıza mutlaka yardım edin diyorum. Ve bu güzel festivale katıldığınız için önce katılımcılara, ardından da tekrar tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bir huşu içinde dinle gül bantı, ses veriyor tarih, bu ses o yankı. Tarihi çevir, nal sesi, kısrak sesi bunlar. Derviş romanın kalbini mızrak gibi bunlar. Göktürkler, Uygurlar, seçenekler, Türk'ün yüce tarihine
galibet. Çünkü son ordusudur bu İslam'ın. Süt festivali dedik ve tabii ki birçok yarışmalar var. Oğlak, en güzel oğlak yarışması, en güzel kuzu, en güzel dana, en güzel buzağı yarışmaları var. Bu yarışmaları tüm ayrıntılarıyla bu ekranlara getiriyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız abi? Sağ olun. Sağ olun. Ne geziyorsunuz? İyiyiz. Koç getirdik. Koç. Evet, yarışmaya. Koç derken beyefendiye bakıyorsun. Beyefendi mi girecek yarışmaya? Beyefendi de. Koçlar var. Koçlar getirmiştik. Ne cinsi ne efendim? Merinos. Merinos. İddialı mısınız? İddialıyız. Şimdi neye göre seçiyorlar? Irka göre seçiyorlar. Irkına göre. Başka? Evet. Ya ırkının özelliğini taşıyor mu, aynen, taşımıyor mu, ona bakıyorlar genelde. Anladım. Anladım. Bu koçlar kaç kilo ortalama? Ortalama 100-110 kilo. 110 yani, kilo. Yani. Bunun 80-90 dolanlar var yani. Peki sat desem kaça satarsın bana? Satarsam indi ben bunu bandırmadan 8 liraya aldım. Ne kadar? 8 liraya aldım. Evet. 10 liraya veren olursa veririm. 10 lira dedi. 10 milyar. Anladım. Peki efendim, Köy TV izliyor musunuz? Evet, İzliyoruz tabii. Köyde hayat var, kim izlemez ki diyor. Aynen. Merhabalar dayı. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. En güzel oğlak benim diyorsun. Evet, aynen öyle. Sen aynen öyle. Olur mu? Veriyorum. Çok tatlı, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim, teşekkür etmeye hayvanı. Evet. Nereden katılıyorsunuz? Bigadir ilçesi Kadıköy mahallesinden. İsmim Ramazan Bozdemir. Evet. 5 yıldan beri bu yarışmalar yapılıyor. Geçen sene yarışmaların birincisi de bendim. Öyle mi? Evet, evet, evet. Ne kazandın abi? Geçen sene yine oğlak yarışmasına girdim. Evet. Bir damızlık teke, 2 yaşında. Bir küçük altın, 2 çuval yem. Bu sene de hayırlısıyla yine. Sen kurtarmışsın. Aynen, aynen, aynen. Allah razı olsun bu şöleni festivali düzenleyenlerden. Evet, bu tür organizasyonların size ne gibi katkıları oluyor? Bu tür organizasyonların birinci derecede insanların hayvanlara sevgisi artı. İkincisi ekonomiye katkı ve bu işi daha güzel yapmak için etrafımızdaki gelenlere bakıp daha güzel yapmaya gayret ediyoruz. İsmail Avcı Bey'e teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Köy TV izliyor muyuz? İzliyoruz. Devamlı. Köyde hayat var. Kim izlemez ki? Abi sen seyirci olarak mı katılıyorsun? Yok, ben de yarışmacı olarak katılıyorum. Ama yarışmacı gibi durmuyorsun öyle ya. Ya hayvanımız içeride. Anladım. Onun hangisi gibi. Seninki? Hayvanımız şu arka tarafta. Bak, bu sene ilk defa. Sen izliyor musun Köy TV'yi? Devamlı. Sionu nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Şimdi katılım da çok güzel. Yani böyle arkadaşlar getirdiği zaman onlara bakıp daha iyisini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Siz nereden? Abi reklam oluyor. Tamam.
Siz nereden katılıyorsunuz? Ben Bigadiş Davutlar Köyü'nden. Siz nasıl buldunuz organizasyonu? Çok güzel. Allah bütün millete hayırlı uğurlu versin. Allah uzun ömürler versin başkanımıza, bütün aleme. Peki Köy TV izliyor muyuz? İzliyorum. E, köyde hayat var, kim izlemez ki diyoruz. Evet. Değil mi abi? Doğru ben... söyleyin abi. Hep reklam, hep reklam. Hep reklamcı olmuşsun. Ne abi ya? Sen beni izliyor musun? Dinliyorum. Şimdi sen mi karizmatiksin, ben mi? Hani kellerimizi görek de o açıdan. İkimiz de aynı, ikimiz de aynı, ikimiz de aynı. Sen beğeniyor musun programlarınızı? Vallahi beğeniyorum ya. Peki siz organizasyonu nasıl buldunuz? Vallahi ben ilk defa geliyorum, bir oğlak getirdim. Oğlak ne kazanıyor, savudum. Ya hangi oğlak senin? Karı oğlak diyor, şu karı oğlak benim. Karı oğlak. Üç oğlak ha. Çok duruyor, gel bakayım gel. Gel üç numaraya gidiyoruz, gel. Gel merhaba. Senin adın ne? Sen ne yapıyorsun? Bak, benim abim. Ha, öyle mi? Yok, aa sen gel buraya gel. O da mikrofonun hastalığına gel. Gel buraya, gel. Gel, gel. Evet, gördüğünüz gibi bunlar. Bu zaten medyatikmiş. Alışkınmış. Öbürü ama çok asil duruyor. Evet, Anadolu Gezginleri devam ediyor. Vallahi merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür abi. Nereden geliyorsunuz? Çamköy'den abi. Çamköy'den geliyorsunuz. Şimdi bunlar ne ırkı? Bu Dobber abi. Efendim? Dobber. Dobler ne abi ya? Dobber. Araba markası. Evet abi. Yani her çeşit şey var, karabaş. Peki, var. Diğerleri Merinos bunlar değil mi? Merinos var, Merinos kırmaları var. Karabaş var işte, Fransız Tufoksu. Nasıl hayvancılık Balıkesir'de? Gayet güzel. Şu anda memnun musunuz hayatım? Ha, şu an şöyle yani, girdiler çıktılar birbirini karşılamadığı için üretici mağdur durumda yani. Büyükşehir Belediye Başkanı. Orası bak çok mükemmel yani. Bak çok mükemmel. Bütün emeği geçenlere çok başta teşekkür Büyükşehir ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Başkan'a, İsmail Başkan'a, Bigadiç Belediye Başkanı'na. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de bana abi ya. Tabii. Bana da bir teşekkür et abi. Size de teşekkür. Niye etmiyorsun abi? Size bak. Hayır, size de teşekkür ediyorum. Niye ediyorum? Hayır, her zaman. Mesela şimdi bak, ben bakanımı buradan duyurmak istiyorum Köy TV vasıtasıyla. Hani et açı, et açı diyor Türkiye bizim. Evet, ithalat çözüm değiliz. İthal, bak şimdi değil. yıllar önce mezbahanın kapısında şey yazılırdı. 18 kilo canlı ağırlığın altında içeri hayvan giremez yazıntısı vardı. Hı hı. Mevzuat yani. Hı hı. Ha, şu an onu millet açtı, artık 18 kiloluk karkas ağırlığında hayvan kesiliyor. Bak şimdi şu an 20 kiloluk istiyor celepler bizim kuzuyu. Bu 20 kilo değil de 25 kilo mezbahaya karkas ağırlığında hayvan girse, bu mevzuat gelse, %25 et açığı otomatik olarak kapanacak. Bak, aha çözüm. Evet, o artı %25'lik dışarıya bizim dövizimiz gitmemiş olacak. Bak bu kadar mı net açık, ya doğru mu? Abi çiftçimiz, üreticimiz bunu diyor. Sayın Bakanım buyurun, danışman size ya, danışman. Alın bu adamı danışman diye yanınıza. Ne diyor? Bak senin sahibin böyle diyor. Yani diyor ki altında mezbaneye girmesin. He. Öyle mi? Tamam. Sen de oruç tutuyor musun bu arada? Ben seni dinlemiyorum diyor. Dinlemiyor mu beni? Ya dinler. Dinle. Beni çok iyi anlıyor bu. Beni çok iyi anlıyor. Ya sen he. Sen diyorsun ben de meşhurum. Merhabalar. He, sen ne diyorsun bu işlere? He? Nasıl olacak? Ha, ben meşhurum diyorsun. Her türlü anlarım, dinlerim. Ben çekinmem diyorsun. Çok harika bir hayvansın sen ya. Vallahi. İşte muhteşem hayvanlar, birbirinden güzel hayvanlar. Nerede efendim? 5. Et ve Süt Festivali'nde. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Anadolu Gezginleri, başka kanal var mı? Yok, yok. Yok abi, yok. Köy TV en çok izleyen benim. Bu Civan milletin gerçek kanalı hangi TV? Köy TV. Çünkü köyde hayat var. Hayat var. Organizasyon nasıl? Süper. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a. Evet. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı'ya, evet, teşekkür ederiz. Böyle organize yaptığı için, emeği geçenlere. Bir de bana abi. Bir de sana. Köy TV özellikle. Köy TV özellikle. Anadolu Gezginleri'ni izliyor musun? Hep izliyorum. Çok güzel. Senin neyin var burada? Ben bir yarışmaya gitmedim. Seyirci. Yiyici takımı. Koyuncuyum. İyi yerim. Koyuncuyum. Koyun etini çok severim. Süper. Gel, neyi yetiştiriyoruz? Alman karabaşı. Sen abi? Bandırma. Bandırma ben özellikle. Alman karabaşı yetiştiriyorum. Özellikle çekmenizi gelirim. Tabii. Peki Alman karabaşının özelliği ne? Alman karabaşının özelliği ete tez gelmesi, kuzunun döl tutması olan %100 artı ot yemesi birbirine daha farklı. Şimdi diyelim ki
diğer Karacabey, ondan sonra Bandırma, diğer ırklardan fazla yeme şeyi var, ot mesela. Allah Allah. Şimdi otu, bir çol ot yerse o iki çol otu yiyor. Bunun denemesini yaptım. Ve kaç baş var? Bende az. Kaç? 30-40 hayvanım var. Yakında, kuzulamada hemen ikiye mi katlıyor? Senede iki kuzu alırım, bir koyundan dört kuzu alırım. %100. Allah Allah. Evet. Peki. Memnun musunuz ki üretici olarak halinize? O benim haneme 30 koyun bakıyor. Hem çocuğumu okuttum, hem çocuğumu okutuyorum ailede, hem de bana senelik yiyeceğimi, içeceğimi karşılayan koyundan. Başka işim yok. Devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Nereden efendim geliyorsunuz? Ben merkezdenim. Merkez? Bigadiş. Bigadiş. Bigadiş merkezden. Bigadiş merkezden. Nasıl buldunuz öncelikle organizasyonu? Şu anda 5. şey yapılıyor. Çok şahane. Başta Yücel Yılmaz. Sonra? Sonra İsmail Avcı. Sonra? Milletvekillerimiz. Sonra? Bigadiş ben abi. Ben sen... ya ben abi. İzliyor musun Köy TV'yi? Dinliyoruz tabii. Canım. Anadolu gezginlerini hiç kaçırmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl? Üretici halinden memnun mu? Ya üretici şu anda halinden memnun değil. Her şey pahalı. Tükenici şikayetçi üretici. Tamam evet. o konu uzun bir konu. Herkes onu söylüyor zaten. Evet. Yapılan her şey randımanlı değil. Bu organizasyonun size ne gibi etkileri oluyor? Ya şimdi herkes malını çıkarıyor, gösteriyor. Bizde bu kadar mal var diyor. Herkesin malı burada. Ben iki tane koçlar, ikisi benim boynuzdan. Herkes tatlı yani tatlı. Yani size çok faydası oluyor. Oluyor tabii. Hem tanıtım açısından. Tanıtım açısından. Birkaç tanıtım açısından, halkımız açısından her şey dört dörtlük. Hayvanların cinslerinden. Yani. Kimisi Merinos, kimisi Tayrova, kimi Dobra. Bak bunun cinsi değişik. Aa ben değişik geldi abi. Evet. Araba markası gibi. Dobra marka baksana. Dobra. Ne ırkı? Bu İngiliz ırkı bu. Evet. İngiliz. Peki efendim nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Vallahi Mustafa Kemal'in Karacabey'de Açmışoğlu çiftlikten üretilen. Hangi ırkları birleştiriyor? Bu Almanla Merinos birleştiriyor. Ne büyük adam değil mi? Evet, büyük adam. Çok büyük adam. Bak benim oradaki hayvanlarım, o cins. Bunları da çekelim burada. Olmasa bu memleket olmazdı. Bizler olmazdı. Seyit Atatürk. Evet tabii. Devam ediyoruz. Evet buyurun. Seni gösterdiler. Şu an yalnız sütçü kategorideyiz. Ha, süt kategorisinde. Evet, aynen. Ne ırklar var burada? Burada şu an Holstein, siyah alaca ve kırmızı alaca Holstein var. Nasıl, organizasyon nasıl, beğendiniz mi? Organizasyon güzel zaten, bu sene 5.'si düzenleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz. Sonra? Bigadiş Belediye Başkanımız İsmail Avcı. Sonra? Sonra emeğe geçen. Ben. İzliyor musunuz Köy TV'yi efendim? Efendim? Köy TV izliyor musunuz? Köy TV fırsatım oldukça izliyorum. Köyde hayat var diyor. Evet ama köyde hayat var ama köyde insanımız kalmadı. Yani bunu, evet, ah bundan biraz üzüntülüyüz aynı. O zaman hayat... Köye hayat vermeliyiz. Evet, tekrar. Vermeliyiz kesinlikle. Evet. Bizim yani önceden her şey hayat köydeydi. Şu an köyde insanlar boşaldı. Köylerde insan kalmadı. Bir de abi azaldı. Kimse anlamıyor. Bir de bunlara sorayım mı ben? Bunlar anlar. Merhaba abi. Sen ne diyorsun bu işlere? Ha? Dinlemiyorum diyor ya. Biz, yani sen çok tatlısın. Ha? Öyle mi? Tamam. Öyle. Ha? Anladım. Tamam. Yani diyor ki sahiplerimize iyi bakın, bizlere iyi bakın ki sizi köye geri döndürelim diyorlar. Ya bunlar anlıyor, öbürleri anlamıyor. Anlatıyorum ben ya. Anlatmaya çalışıyoruz ama anlatamıyorum. Anlamıyorlar ama ya. Çünkü insanımız biraz rahata kavuştu o yüzden. Evet. Bigadiş Tulfurlar. Sen de izliyor musun Köy TV'yi? Evet izliyorum. Nasıl Anadolu gezginlerini gördün mü? Evet. Dolaşıyoruz böyle. Evet dolaşıyoruz. Organizasyon nasıl? Biz 4-5 yıldır bu yarışma oluyor. 4 yıldır katılıyoruz. 2 yıl birinci olduk. İki yıl. Bu sene de hedefimiz var, bilmiyorum artık. İddialıyım. Evet, iddialıyız, bilmiyoruz artık. Peki bu organizasyonu yapanlar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, evet. Güzel, çok güzel ya, aynı panayırlar gibi. Ha, çok güzel. Çok güzel. Hep olsun mu? Bence olsun. Yani başta Büyükşehir ya bizim Belediye gibi hayvancılara bir. Bigadiş Belediye Başkanı'na evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim gibi hayvancılara bir destek yani. Nasıl istiyorsun? Ya köyümüzün yöresel torbaları. Evet. Evet. Güzelce, bu şekilde. Geçen sene hangi buzağıyla kazandın? Biz geçen sene kazanamadık. Evet. Ondan önceki sene? Ondan önceki sene. Onlar da ne yaptın o kuzuyu? Buzağı mı? O kazandığından buzağıyı ne kestirdik. Yaptın? Adam kıyar mı? Adam kıyar mı? Ne yapacağım ben ya? Damızlık bırakayım. Tamam, canımız kaldık. Sen benim gönekli kız var, onu konuşturan bak. Gönekli kız? Kıyafet. Valla bak. Selma şu kuzu bul ya.
Dayı esas konuşturan bak. Kız özendi giyindi. Ben Lastikçi Mehmet. Yem fiyatlarıyla ilgili bir şeyler konuşacağız diyorlar. Yem fiyatlarının önüne geçiremiyoruz ya. Başkanım bu yem fiyatlarının önüne geçir. Süt 1.75'te 2 lira diyorlar ama 2 lira geçmiyor elimizde. Çağırın o tarım. Çağırın abicim bizim yemimiz çok pahalı. Sütümüz 2 lira dediler. Yeme 8.5 lira değil. Ben zannediyorum. Para kazanıyorsun. Para kazanamıyoruz. Zarar ediyoruz. Şu anda hayvanlarımı satsam yemciye bilmiyorum ama 15 bin lira borcum var. En az benim diyorum borcum. Ne zamandan az olarak diyorum. He? Bak 80 bin lira borcum var. Ne zamandan beri borcum var? Abi süte zam geldi dedikleri günü 8.5 lira zam yaptılar yeme. Bir 5 lira yaptılar bir 3.5 lira yaptılar. Tamam. Süte zam geldi dedik. Bizim sütümüz 1.85'ten elimize geçiyor. Şimdi 4'ten 7 liraya çıkınca yem fiyatlar aldı başına bir. Heh. Şimdi şöyle, çiftçinin ürünü fiyatlanmadı. Maliyetlere zam geldi, çiftçinin ürünü fiyatlanmadı. Bu bir süre içinde biz bakanlık olarak 25 kuruşa kadar çıkardık destekleri. Bir taraftan bakan bey arpa buğday fiyatlarını açıkladı. Maliyetlerimize göre ürün satış fiyatlarımız bu Mayıs'tan itibaren inşallah fiyatlanacak. Açıklama yaptılar. Biz geçen yıl 85 kuruştan buğday verdik. Tohumumuzu alırken 1.25'ten aldık. Yanlış mı konuşuyorum abi? Doğru. Tohum alırken 1.25'ten, şimdi satarken 85 kuruştan fabrikalar bizim mecburi satıyoruz. Neden? İhtiyacımız var. Ama şimdi bak TMO açıkladı öyle 1.85. Tamam, geçen yıl diyor. Geçen yıl. Bu sene açıklama yapmışlar. Evet. Ona inanıyorum. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Bu bir süreç. Ya o dövizden dolayı hepimiz etkilendik. Çiftçilerimiz de etkilendi ama. Hem lastikçiyim hem hayvancı. İnşallah yani bu süreçte çok daha güzel günler bizim olacak. İnşallah. Abi bizim arkamızda durursanız biz sizin arkanızdayız her zaman. Problem değil. Her zaman sizi bırakmayacağız. Hiç başkanım. Tamam başkanım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Müdürüm gerçekten muhteşem bir organizasyon. Neler söyleyeceksiniz? Evet gerçekten belediye başkanlarımız harika bir ortam oluşturmuşlar. Emeği geçenlere tebrik ederiz. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Tabii küçük başlarla beraberiz. Küçük baş bizim Anadolu coğrafyası için gerçekten önemli bir hayvancılık faaliyeti. Ve yine Mustafa Kemal'in o Cumhuriyet yıllarında Alman ırkıyla birleştirdiği, Karacabey'de okuduğu çiftlikle üretilen evet. Merinotlar. Yılların emeği, arkadaşlarımızın çalışmaları, akademisyenlerin çalışmaları, yılların emeği inşallah daha da güzel olacak. Biz küçük başla ilgili büyük hedeflerimiz var ülke olarak. Şu anda 46 milyon küçükbaş hayvan varlığımız var ve bölgede küçükbaş ihracatı yapabilecek potansiyelimiz var. Şu anda ülkemizden birçok Arap ülkesine ve Kafkas ülkelerine şu anda halihazırda küçükbaş hayvan ihracı. Türkiye artık yavaş yavaş hayvan ihraç eden bir ülke haline geldi. Ve tabii doğal böyle kuzular, koyunlar geçiyor müdürüm. Geçecek geçecek gayet güzel biz alışkınız böyle ortamlara. 2019-2023 projesi çerçevesinde biz küçükbaş hayvan varlığımızı 46 milyondan 100 milyona çıkarmak gibi büyük bir hedef koyduk. Tabi Anadolu coğrafyası küçükbaşa uygun. Merasıyla, beslenme rejimiyle ve çiftçilerimiz de şu anda küçükbaştan gayet memnunlar, iyi kazançları var. İnşallah biz bu küçükbaş hayvan varlığımızı artırmak suretiyle de hem çiftçimizin kazancı hem de ülkemize bir katma değer oluşsun. Ülkemiz hayvancılık alanında büyüsün ve ihracat yapmaya devam etsin. Hedefimiz Türkiye hayvancılığını ihracat bazlı büyütmek ve nihayetinde de tüketicilerimize sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda arzını sağlamak. Çok güzel. Müdürüm geçmiş dönemlerde maalesef tarım ve özellikle hayvancılıkta bir takım yanlışlar oldu ki yeni bakanla birlikte bunlar birçok konuda değişiklikler olacak sanırım. Yani çünkü tüketicimiz dertli, üreticimiz dertli, aracı götürüyor. Yani bu aracılar bir taraftan kalkacak ki örneğinde olduğu gibi efendim meyvede ve zebzede bununla ilgili bir şeyler de olacak sanırım. Şimdi şöyle, tarım yaşayan bir organizma. Bugün sadece Türkiye ölçeğinden bakarsanız Türkiye'ye haksızlık yapmış olursunuz. Dünyada birçok ülkede bu gelişen süreçte iklim değişiklikleri veya diğer maliyetlerin artışıyla beraber aslında sorun var. Ki tarım gibi bir yaşayan organizma da sorunsuz bir anlayış da beklenemez. Sorunlar olacak. Yasal otorite, sahada çalışanlar da bu sorunları çözmek ve tarım ve hayvancılıktan elde edilen katma değerleri de daha ileriye taşımak için de herkes bir gayret içerisinde olacak.
Elbette sorunlarımız var. Sorunlarımız bazen artıyor, bazen normalleşiyor. Küçük baş sektöründe mesela şu anda üreticilerimiz gayet memnun. Ama büyük başta yem fiyatlarının artışına bağlı olarak süt ve et de vatandaşlarımız bir miktar sıkıntı yaşıyor. Biz Sayın Bakan'la beraber bu sıkıntıların tamamen farkındayız. Ve bunu destekler konusunda doğru yere doğru kişilere. Bunu sürdürülebilir ve öngörülebilir bir politik oluşturmak noktasında Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda biz ilk göreve geldiğimizde Ağustos-Eylül aylarından bu tarafa ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Ve sektörde bir miktar rahatlama oldu ama hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri de inşallah bahar aylarıyla beraber sektörde özellikle yem fiyatları konusunda bir rahatlama olacak. Çiftçilerimiz rahat olsunlar. Bunun müjdesini verelim burada. Çiftçilerimiz rahat olsunlar, çiftçilerimiz bize güvensinler. Devlet bütün aktörleriyle, bütün faaliyet alanı itibariyle çiftçisinin üreticisinin arkasında biz üretmeye devam edeceğiz. Türkiye tarımda harikalar yaratmış bir ülke. Türkiye'de birkaç sıkıntı yaşandı diye ülkemize kötü, tarım kötü, tarım hayvancılık bitti gibi bir yaklaşım kesinlikle hak etmiyor. Türkiye ürettiği ürünlerle şu anda dünyada 7. Avrupa'da 1. tarım ülkesi. Türkiye 17 milyar dolar ihracatı, 11 milyar dolar ithalatıyla net. Diğer sektörlere baktığımızda net ihracatçı bir ülke, ihracat fazlası veren bir ülke. Dolayısıyla Türkiye tarım hayvancılıkta kötü diye bir algı oluşturmak bence Türkiye'ye, Türk üreticisine, Türk çiftçisine haksızlıktır. Türkiye mevcut tarım alanı itibariyle çok aman aman verimli bir tarım alanına sahip değil. Ama buna rağmen bu insanlar, elleri nasıllı bu üreticiler, Türkiye'yi, ülkemizi hak ettiği noktaya getirmişler. Yeter mi? Elbette yetmeyecek. Evet. Türk insanı her zaman her şeyin ülkesi için en iyisini istemiştir. Bizim hedeflerimiz büyük. İnşallah sadece diğer İnşallah sektörlerde böyle. Değil, evet. Tüm sektörde olduğu gibi tarım hayvancılık sektöründe de şu andaki bulunduğumuz konumdan daha da ileriye gideceğiz. Hep birlikte bu güzellikleri yaşayacağız. Biraz sabır diyoruz, biraz üretime devam. Ama inşallah güzel günler hep birlikte yaşayacağız, yakındır diyoruz. Ki bunlar olduğu zaman da ithalat değil de ihracata da başlayacağız. Şu anda yapıyoruz. Şu anda zaten dönem dönem durumlara göre. Bir, yani çözüm üretim. Tabii ki bir politika uyguluyoruz. Yani ihracat, ithalat bir politikadır. Ama şu anda net bir yol haritamız var inşallah. Bu üreticilerimiz de yavaş yavaş görecekler. TÜİK rakamları açıkladı. TÜİK'in açıkladığı ithalat, ihracat rakamlarına bakarsa üreticilerimiz, sosyal medyadaki dedikodulara değil, devletin açıkladığı resmi kaynaklara bakarlarsa Türkiye'nin tarımda ne aşamada olduğunu görürler. Türkiye Ocak-Şubat aylarında baktığımızda ithalatını aldığımız tedbirlerle %100 azalttık. İhracatımızda hayvansal ürünlerde yaklaşık %21 bir artış var. Bu aşamalar artarak devam edecek. Üreticilerimiz, Sayın Bakanımıza ve bizlere güvensinler. Hükümetimiz uyguladığı politikalarla da üreticilerimize önümüzdeki süreçte inşallah çok mutlu olacakları bir gelecek hayvancılık güzel günler bizleri bekliyor. Hep birlikte yaşayacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Bu arada Köy TV Anadolu Gezginleri'ne denk geldiniz mi Sayın Müdürüm? Sürekli izliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Böyle akşam elimiz boş kaldığında böyle doğayla baş başa sizlere de verdiğiniz bu emek için teşekkür ederiz. Layık olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz ve devam ediyoruz. Sizliğin gücü. Steelers Soundless. Saat işi 61 desibel. Stil sahibi kadınların markası Stilers'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Bir millet öğreniyor. Yemen 1649 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yemen, Osmanlı toprağında yok artık. Yemen 1539 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. Hatta o zamanlar kahve Yemen'den gelirdi. Ama artık ülkemizden Yemen'e gidiyor. Mahmut Coffee'den. Alın, için öğrenin. Kahve Mahmut'tan gelir, kahve Mahmut'tan gelir aman. Ekin Çadır, ezber bozanlar, demir ve çadıra şekil veren adamlar.
profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla pratik kurulum zamanında teslim. Bulunduğunuz iklim şartlarına uygun makaslı ve farklı yapıdaki çadır çeşitleriyle üreticinin çözüm ortağı. Ekin Çadır. Vaat etmez, gerçekleştirir. Telefon 0534 229 96 60 0541 835 84 07 0312 385 91 41 www.ekinçadır.com.tr. Sahil Baklava. Sadece baklava. Sahil Baklava'yla baklavayı yeniden keşfedeceksiniz. Baklavası, dondurması, şöbiyeti, havuç dilimi, fıstık ezmesi, bülbül yuvası ve Antep fıstığıyla damak tadınız Sahil Baklava. Düğünlerinizde, nişanlarınızda, bayramlarınızda, her türlü özel günlerinizde ve organizasyonlarınızda Sahil Baklava. 0342 322 70 75